Üniversite yıllarımda çok samimi arkadaş ortamımdaki bir kız arkadaşımızın başından geçti bu olay. Dolaylı olarak biz de aynı ortam içerisinde bulunduğumuz için bu olaya şahit olduk. Bu kız arkadaşımız harita mühendisliği okurken bazı dersleri gereği sürekli arazide teknik aletlerle ölçüm vesaire gibi şeyler yapıyordu. Okuduğumuz üniversitenin çok geniş arazilere sahip olmasından ötürü bu ölçümleri okulun arazilerinde yapıyorlardı. Ölçüm yaptıkları alet ve konuya uzak olduğumuz için sorduğumuzda bize hani bazen sokaklarda yol kenarlarında bir insan boyu turuncu renkli tripodlarla görevlilerin kameradan bakar gibi bir şeyler yaptığını görürsünüz ya, o tas şeklinde tasvir ederdi. Üniversitede öğrenci evinde tek başıma kaldığım için her türlü ev organizasyonlarına müsaitlik açısından benim evde yapılırdı. Yine günlerden bir gün 6 arkadaş, 3 kız, 3 erkek benim evde toplanıp öğrenciliğin klişe etkinliği olan alkol ve film şekli yapacakken başta bahsettiğim kız arkadaşın günü çok kötü geçtiği için bu organizasyonu dert dinleme ve çözüm bulma konulu yapılması teklifi geldi. Ortamda bir kişinin kötü bir ruh halinde olması gecenin anasını belirleyeceği için buna tamam dedik. Akşam vakti olduğunda arkadaşlar birer birer kapımı çaldılar. Lakin canı sıkkın olan kız arkadaş ve erkek arkadaşı henüz lütfetmemişti. Telefonla aradığımızda birazdan geleceklerini söylemişlerdi. Evde bulunan tayfa olarak kafamızdan türlü türlü senaryolar geçirmeye başlamıştık. Çünkü eften püften sebeplerle plan değiştirmez. Ortamdaki hiç kimse geceye turp sıkmazdı. Neyse, teorilerle yeterince kafa açarken kapı çaldı ve ekip tamamlandı. Herkesin aklında olan tek soruyu hiç vakit kaybetmeden ben sordum. Arkadaş başladı anlatmaya. Bilmem ne dersi için arazide ölçüm yapmak için üçerli gruplara ayrılmışlar. Yani her üç kişi belli başlı alet edevatlarla araziye gidecek, ölçümleri yapacak, gerekli notları tutacak falan fistan. Bu arkadaş ve samimi bir erkek arkadaşı hemen aynı grubu oluşturmuşlar ve son olarak da kimsenin ekibinde istemediği cins bir kız tek kaldığı için onu mecburen ekibe katmak zorunda kalmışlar. Kız arkadaşın anlattığı üzere her ekibe dağıtılan belli başlı aletlerin zimmeti ekip içerisinde pay edilerek alınmış. Araziye çıkılmış. Bizim arkadaşa yukarıda bahsettiğim 3 ayaklı turuncu tripod zimmetlenmiş. Gel gelelim. Sabah 8'de tüm takım taklavat alınarak araziye çıkılmış. Arazide her ne yapılıyorsa yapılmış ve akşam 5 gibi dönüş vakti gelmiş. Arkadaş kendisine zimmetlenen aleti son bir kontrol ettiğinde bir de ne görsün. Dediği üzere bu aletin sökülebilir takılabilir bir prizma merceği varmış. O zamanın parasıyla bilmem kaç bin avro. İşte o mercek yok. Hemen aletin çantasını kontrol etmiş. Lakin nafile. Önce klişe olarak ekibine gördün mü ya da siz aldıysanız verin cümleleriyle arkadaşlarından yardım istemiş. Sonra bu çabanın bir işe yaramayacağının farkına varıp danışman hocasını aramış. Hocadan gezindiğiniz yerleri bir kontrol edin şeklinde yaratıcı bir fikir gelince aydınlanmışlar. Saat 5 gibi biten mesai onlar için yeni başlamış. Diğer ekiplerden de nazlarının geçtiği 3-5 kişi de ekibe katılarak gezilen veya gezildiği sanılan arazide tarama faaliyetleri başlatılmış. Saat akşam 7'yi gösterdiğinde takviyeye katılan 3-5 kişinin 3-4 kişisi mazeretlerini bildirip ayrılmaları gerekince 3 kişilik ekiplerine artı bir takviye ile 4 kişi taramaya devam etmişler. Havanın hafiften kararmaya başlaması ve arazi koşullarının elverişsiz olması nedeniyle arama taramayı sonlandırmışlar. Sonra danışmanı arayıp prizmayı bulamadıklarını söylemiş. Danışman da onlara merceğin bilmem kaç bin avro olduğunu söyleyince küçük bir kalp krizi geçirip
Daha sonra sabah aramaya karar vermişler. Bunun üzerine ekiple sözleşip evlerinin yolunu tutmuşlar. Mevzuyu öğrenince hemen bir beyin fırtınası yapıp sabah hep beraber erken vakitte biz de ekibe fenerlerimizi alıp katılacağımızı, hatta diğer ekipleri de organize bir seferberliğe dahil ederek kesin arazide aleti bulacağımızı söyleyerek teselli ettik arkadaşı. Çünkü birincisi, arazi okul sınırları içerisindeydi. Elini kolunu sallayan girse bile arazi kısmına eli öpmediği sürece kimse gitmezdi. İkincisi, ölçüm vesaire yapılan yerlerin koordinatları 3 aşağı 5 yukarı her sene aynı olduğundan tarayacağımız alan küçülmüş olacaktı. Sabah erken vakitte 8-9 kişi yola koyulduk. Araziye ulaştık. Başladık aramaya. Siz deyin 20.000 adım, ben deyim 50.000 adım. Her ağacın altını, her kayanın dibini, her çerçöpün etrafına bakmadık, santimetre bırakmadık. 12 seans solaryuma girdiğimde bu kadar bronzlaştığımı hatırlamam. Güneş ışınları adeta bir mızrak gibi saplanıyordu tenimizi. Artık bir soluklanalım dediğimde yaklaşık 4 saat hiç oturmamıştık. Biraz ara verdikten sonra gölgelik bir alanda ne yapıp edeceğimizi düşünecektik. Biraz düşündükten sonra diğer ekipten bir eleman yanımıza gelerek dayısının bayağı bir süre define işleri kovaladığını, bu zamana kadar define harici her boku bulduğunu, dayısına ait dedektörü getirebileceğini söyleyince sanırsın defineyi biz bulmuş gibi sevindik. Aramızda biraz para toplayarak elemana git gel taksi parasını biz veririz dedik. Dayısının şehir merkezinin biraz uzağında oturduğunu, gidip gelmenin 2-2,5 saat süreceğini söyledi. Bu süreçte biz de biraz daha psikolojik olarak moral depolayıp tekrar aramaya koyulduk. 2 saat daha kendimizi boş yere yorduk. Eleman saat 5 civarı elinde golf çantası gibi bir çantayla ufakta belirince tekrar ayaklandık. Aletin kurulumu, hassasiyeti falan derken saat 6 oldu. Hava 8 gibi kararıyordu. Elimizdeki aletle 2 saate kalmadan bu dalgayı buluruz. Buluruz bulmasına da parçanın prizma bir lens olduğu aklımıza gelince nasıl bir parça olduğunu görmediğimiz için ya tamamen camdan oluşan bir malzeme ise ya metal kısmı yoksa gibi deli sorular kapladı aklımızı. Tabii tayfa mühendis olunca hemen araziden kampüse dönen diğer ekip arandı. Aletin bir benzerine sökülmesi ve parçanın bilgisinin tarifi istendi. Korkular olmamıştı. Kalın, metal alışımlı bir çerçeveye ve uzantısı olan bir mercekti. Taramaya başladık. Başlamamızla beraber bip bip diye her 3-5 adımda ötüyordu alet. Hemen yüzeysel bir tarama sonuç yapıyorduk. Teneke kutu, gazoz kapağı gibi şeyler çıkıyordu. Zaten amacımız yüzeysel bir alan olduğundan taradığımız alanı süpürür gibi yapıp ilerliyorduk. Hassasiyet ayarını en yakın mesafeye ayarlayarak derinde, yani toprak altındaki metal uyarılarını azaltacaktık. Ama nafile. Yine alet durmadan ötüyordu. Çünkü araziye yıllarca gelen öğrencilerin attığı teneke kutular, gazoz kapakları, kimi zaman çatal bıçak, ceplerden düşen bozuk paralar. Neredeyse define bulacaktık ama mercek hala ortalıkta yoktu. Alet bir özgüven sağladığı için yarın tekrar aramak için sözleşip evlere döndük. Ertesi günde bir önceki günün aynısı oldu. Sadece çerçöp, metallerden başka bir şey bulamadık. Aslında arazide derin çukur, büyük kaya aralıkları, taraması zor engeller de yoktu ama bulamadık. O günde eve döndüğümüzde herkesin aklında tek cevap, fakat kimse dile getirmiyordu. Ve artık kral çıplak diyebilen ben olmak için atıldım. Bu parçayı birisi çaldı. Herkes tek ağızdan kesinlikle katılıyorum dedi. Peki ne yapacaktık? Kim çalmıştı? Olayın üzerinden 3 gün geçmişti. Ata alan Üsküdar'ı geçmişti çoktan. Artık tek çözümün kız arkadaşın babasına durumu anladı. Bu zararı karşılamasından başka aydınlatıcı bir fikir gelmiyordu. Aslında o fikir de
kız arkadaştan çıkmıştı. Çünkü 3 gündür 10 kişi seferber olmuş, Akut gibi arama tarama faaliyeti yürütüyordu ve bundan mahcuptu. Yorgunluktan ötürü kimseden çatlak ses gelmedi ve artık çözüme boyun eğdi. Kız arkadaş yine kendisinden evvel mezun olmuş mühendis ablasını telefonla arayarak konuyu izah edip babasına anlatmasını ve zemin yapması için dil döktü. Ablası kendisine dönüş yapacağını söyledi. Ertesi gün ablası yine yanımızdayken kendisini aradı ve herkes babasının kızıp esip gürlediğini duymayı beklerken ablasının konuyu babasına değil de bir arkadaşına anlattığını, arkadaşının da bir yakınının bazı varlıklar aracılığıyla kaybolan nesneleri uzaktan bulduğunu söylemesi üzerine topluca yok artık dedik. Kimse inanmadı. Bir ümit deneyelim diyen bile çıkmadı. Fakat telefondaki ablası sizin verdiğiniz tepkiyi ben de verdim. Ama denemek ne kaybettirir diyerek bizi telkin etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kısmi olarak ikna olduk. Peki nasıl olacaktı diye sorduk. Ablası ertesi gün o arkadaşıyla yakınının ikamet ettiği köye gideceklerini, bizim de araziye gidip telefonla bu işlemi gerçekleştireceğimizi söyledi. Herkesin kafasında bu varlıklarla bu işlemi yapan kişinin oraya geleceğini düşünüp bir nebze belki düşüncesi telefonla olacağını duyunca iyice ihtimalsizleşmişti. O gece hepimiz erken yattık ve dinlendik. Saat sabah onu gösterirken telefonu çaldı. Arayan ablası bir saate arazide olmamızı söyledi. Apar topar hazırlanıp poğaça simit su alıp araziye koştuk. Dün geceki ihtimal vermeyiş yerini bir nebze ümide bırakmıştı kendini. Artık arazideydik. Telefon bekliyorduk. Poğaçalar yenmiş, doğumhane kapısında bekleyen baba ada ekibi bir sigarayı diğer sigarayla yakar vaziyette bekliyorduk. Telefon çaldı. Hoparlör açıldı. Ablası kendisine şu an bu işlemi yapacak kadının evinde olduğunu, arkadaşının ise o teyzenin odasında olduğunu, fakat kendisini odaya sokmadığı için odanın kapısından içeriden gelen talimatları bize telefonda vereceğini söyleyince içimizden yine küfrederek bizse de gitsek moduna girdik. Öncelikle yaşlı kadının talimatları akrabasına, ondan da ablasına gelmeye başladı. Ama o sorular bizim arkadaşın hakkındaydı. Sanırsam çünkü duyduğumuz ses sadece ablasının cevaplarıydı. Bu fasıl geçirdikten sonra ablası bir süre sessiz bekleyişe geçti. Tabii normal olarak biz de gerilmeye başladık. Telefondan arka odaya ait hiç ses gelmiyordu. Bize göre tiyatro durağın ilerliyordu. Sonra arkadan gelen boğuk bir dış ses. Sonrası ablası eline kağıda çizilmiş bir resim verildiğini, bu resmi bize tarif edeceğini söyledi. Resimde sık ağaçların olduğu böyle bir yer bulmamızı söyleyince bir arkadaş duyulmaz diye düşünerekten yarı sesli, yarı sessiz soktuğumun yerinde her yer ağaç zaten deyince ablası öyle değil, birbirine yakın kümelenmiş bir ağaç topluluğu deyince küfrün duyulduğunu anlayıp hemen mirket gibi kafaları kaldırıp öyle bir ağaç kümesi aradık ama bulamıyorduk. Aslında buluyorduk lakin birçok dörtlü beşli, maki gibi kısa boylu sık dallı çorak arazi ağaçlarından görüyorduk. Ayırt edici bir özellik olamadı. Ablası pür dikkat söylediklerimizi içeriye iletti. 20-30 saniye sonra bize bu ağaçların kare bir evin 20-30 metre önünde olacağını söyledi. Herkes bir anda ev mi dedi. Arazide ev yoktu. 20-25 dakika geçmişti ki bu işin böyle olmayacağı düşünülmeye başlandı. Akabinde çözüme ulaşmak için teyzeden kalkıp yürüsünler, öyle tarif edeyim fikri geldi. Hepimiz aynı anda kalktık. İstanbul'un göbeğinde altın arayan Kemal Sunal filmi gibi uzun adımlar atarak arazide yürümeye başladık. Halbuki sayılı bir adım yoktu. Neden öyle adım atıyorduk bilmiyorduk. Arazide yaklaşık 6-7 dakika yürüdük. Lakin aradığımız alanı neredeyse 700-800 metre uzağına gitmiştik. Merceği kaybeden arkadaş
biz hiç buralara gelmedik ki diye homurdanmaya başladı. Yürümeye devam ederken önden yürüyen benim de dahil olduğum üç arkadaşa sebepsiz bir ürperti geldi. Telefonun diğer arkadaş ekip lideri gibi elini alıp en öne geçti. O sırada telefondan ablası sağ tarafınızda ilerideki evi hala görmüyorlar mı diye sorulduğunda söyleyince sağa doğru döndük. Bir de ne görelim? Bir elektrik trafosu. Bize ev diye tarif edilen şeyin trafo olabileceğini düşünüp yaklaşmaya başladık. Ama o anda telefona kimse cevap vermemişken trafonun da kare ev diye tabir edilen yapıya uyduğunu teyit etmeye an kalmışken telefondan "Evet, işte tam karşınızda" diye cevap geldi. Gerilim katsayımız iyice arttı. Ürpertimiz iyice fazlalaştı. Çünkü arazinin bazı varlıklarca kadına tarif edildiğini anlamaya başladık. Sonra "Yaklaşın" dedi ablası. "Artık trafoya 30 metre varken durun. Sağ tarafınızda işte o ağaçlar" dedi. Adımlar küçülmeye başladı. Ağaç kümesi görülüyordu. Lakin solumuzda da bir ağaç kümesi vardı. O an bir sınama, bir test çürütme, bir ukalalıkla 2-3 adım fazla atıp en öne geçtim. Amacım soldaki ağaç kümesine ilerleyip kadının varlıkları aracılığıyla bizi görüp göremeyeceğini test etmekti. Telefonu arkadaşın elinden alıp soldaki ağaç kümesine ilerlerken ablası "Ablacım, teyze sana hitaben sen bulmak istemiyor musun da zaman harcıyorsun" dediğini iletince kanım çekildi ve arkadaki arkadaşların yanına çapraz ilerleyerek geri döndüm. Kendime göre testi geçmişti kadın ama nasıl böyle bir şey olabilir diye kafam allak bullak olmuştu. O anda ablası ağaç kümesine güneşi sağ omzunun üzerinden görecek şekilde sırtını vererek yaklaşmamızı söyleyince ekip lideri hızla asıldı. Hemen yön tayini yapıp güneşe sırtını dönüp ağaç kümesine yanaştı. Telefondan "Bekle, o çekilsin öyle girilen" diye. O an boğazımız kurudu heyecandan. O kimdi? Biz ne yapıyorduk? Kim çekilecekti? Bu sorular dolaşmaya başladı. Telefon "Şimdi bak" deyince kimse hareket edemedi. Önden bakmaya hamle yapan arkadaş da duraksadı. Kimse ileri geri hamle yapmasa da yerini koruyordu. Sonra arkadaş ağır bir hamleyle yarı eğilerek çalı benzeri 1.50-1.70 boylarında olan kümeye girmeye çalıştı. Fakat çok sıkı içi neredeyse güneş ışınlarını almayacak kadar karanlık bir yapıdaydı. Sonra biz iki arkadaş dalları iki yandan kırarcasına çatırdıyla ayırarak girmesine yardımcı olduk. Biraz daha uzandı. Dallar kollarını ve sırtını çiziyordu. Biz yılan bulan çıkmasın diye dikkat et dedikten sonra telefondan o çekildi cevabı geldi. Nutkumuz tutulmuştu. Ve o esnada arkadaş buruşturulmuş topraktan halde bir şeye sarılı A4 kağıdını çekince içerisinden mercek ayaklarımızın dibine düştü. Herkes merceğe bakıyordu. Herkesin birbirine silah doğrulttuğu aksiyon filmi sahnesi gibi herkes yavaş ve görülebilir hareketlerle yaklaşıyordu. İlk "Kim bulduk?" diyecek diye beklerken telefondan "Gözünüz aydın" dedi kadın. "Buldunuz mu?" diye sordu ablası. "Evet" dedik. Yarı yutkunarak. Merceği kaybeden arkadaş merceği eğilip yerden aldı. Birbirimize bakarken telefon kapandı. Geri aradık. 2-3 dakika telefonu açan olmadı. Sonra ablası geri aradı ve o merceği oraya atanın ekipten üçüncü olan kadın tabiriyle kenafir gözlü kara kızın attığını söyledi. O an bir kere daha nasıl olur sorusu dile geldi. Fakat bir cevabı yoktu. 400-500 kilometre öteden telefon aracılığıyla hiç görmediği bir yerdeki bırakın köyünden bile çıkmayan bir kadın kendince bir ritüel yaparak kağıda bir şeyler çizerek yetmeyince sadece tarifle bize merceği buldurdu. Kimse derin bir oh çekemedi. Merceğin bulunduğuna sevinemedi. Çünkü şoku atlatamadı ve evlere dağılındı. Ertesi gün merceğin bulunduğunu öğrenen kenafir gözlü kara kız şaşırınca kız arkadaşları tarafından sıkıştırıldı.
suçlamaları asla kabul etmedi. Şüpheli bir şekilde fazlaca kendini savunsa da, korksa da suçu ispat edilemediği için Allah'a havale ettik biz onu. Hikaye burada son buluyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Emine K. köyünün en zengin ve en güçlü ailesinin en küçük ferdiyim. İki abim var. Bir de ablam var, Hatice. Hatice benim sırdaşım, yoldaşım, kardeş. Sizin anlayacağınız, bu hayatta anlaştığım en iyi insan. Hatice benden sadece 2 yaş büyük. Köy yerinde büyümemize rağmen ailemizden hiçbir baskı görmemiştik. Hatice 19, ben 17 yaşındaydım. Hatice'ye görücü geldi. Köydeki bakkal Yakup amcanın oğlu Mustafa'ya ablamı istiyorlardı. Babam ablama istiyor musun diye sordu. Ablam da istemediğini söyledi. Yakup amcalar da elleri boş bir şekilde evlerine döndüler. Ertesi gün öğle saatlerinde ablam canı sıkıldığı için tek başına yürüyüşe çıkacağını söyledi ve çıktı. Ben de Hatice'yi beklerken uykuya dalmışım. 1-2 saat sonra bahçedeki çığlık ve feryat sesleriyle uyandım. Dışarıda babamlar, amcamlar, annemler, kısacası herkes oradaydı. Hemen fırlayıp bahçeye çıktım. Bunca gürültünün içinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Küçük abim, kim lan o diye bağırıyor. Büyük abim etrafa küfürler saçıyor. Babam ise anneme senin yüzünden niye sahip çıkmıyorsun diyordu. Ben hala ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi sahibi olamamıştım. O sırada bahçenin kapısı açıldı. Koşarak içeriye babamın çocukluktan yetiştirdiği sağ kolu Mahmut girdi. Nefes nefese kalmış bir vaziyette babamın koluna yapışıp Hatice'nin namusunu bozan şerefsiz bakkal Yakup'un oğlu Mustafa dedi. Ben bunu duyunca şok geçirdim. Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlayarak kalabalığı yarıp ortalarında yarı baygın oturan Hatice'ye sarıldım. Birbirimize sarılıp bir süre ağlamaya koyulduk. İçim sızlıyordu ve çaresizdim. Evden o sıra annemin "Hayır yapma, yapma" diye bağırışını duydum. Arkamı döndüğümde abilerim evdeki av tüfeklerini ellerine almış, bahçeden dışarıya koşarak gidiyor. Diğer herkes de arkalarından koşuyordu. Bahçede sadece ben ve Hatice kalmıştık. Hatice'nin koluna girdim ve onu odamıza götürdüm. Koltuğa oturtup bir bardak su verdim. Daha sonra kolundan tutup banyoda ağlaya ağlaya duş aldırdım. Hatice az da olsa kendine gelmişti. Yüzünü okşadım ve "Ne oldu sana ablam?" dedim. Hatice yüzüme baktı ve kısık bir sesle "Bilmiyorum. Bizim şeftali bahçesine giderken biri bana arkadan sopayla saldırdı. Dayak yerken kim olduğunu göremedim. Sonra da bayılmışım" dedi. Birbirimize tekrar sarıldık. Ağlarken ikimiz de uyuyakaldık. Akşam 11-12 sularında annem ve babamın uşağı Mahmut içeriye girdiler. Hemen yanlarına koştum. Anneme ne olduğunu sordum. Cevap vermedi. Hatice'nin yanına gidip oturdu. Mahmut ise yorgun bir şekilde mutfağa gidip sandalyeye oturdu. Annem bana cevap vermeyince ben de Mahmut'un peşinden gittim. Ne olduğunu sordum. Mahmut kafasını kaldırıp bana baktı. "Abinlerle baban şerefsizi ve babasını vurdular. Jandarmayı arayıp teslim oldular. Uzun süre içeride yatabilirler. Baban evi, işleri ve sizi bana emanet etti. Onlar çıkana kadar sizler bana emanetsiniz" dedi. Bir gün içinde yaşadığımız bunca olaydan sonra hayatımın mahvolduğunu düşündüm. Fakat daha sonra yaşayacaklarımızın yanında bunların bir hiç olduğu aklımın ucuna gelmemişti. Gel zaman git zaman aradan 5-6 ay geçti. Mustafa'nın annesi oğluna iftira atıldığını ve ailesinin suçsuz yere öldürüldüğünü düşünüyor. Köydeki insanlara hepsi Hatice'nin suçu diyormuş. Hatta bazı komşularımıza Hatice'nin hayatını zindan edeceğini anlatmış. Aradan geçen aylar içinde yaralarımızı sarmış, olanlara az da olsa alışmıştık. Mahmut babamın işlerini yönetiyor ve bir yandan da eve bakıyordu. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Ta ki hayatımızı mahveden o kapı çalana kadar. Herkes yatmış uyurken gece saat 2-3 sularında kapı çaldı.
zil falan değil. Bildiğin 2-3 kişi kapıyı kıracak gibi takır takır yumrukluyor. Korktum. Hemen Hatice'yi kaldırdım. Annem hala uyanmamıştı. Hatice ile beraber panikle kapıya gittik. Kapının önüne geldiğimizde kapı hala yumruklanıyordu. Kapıyı hızla açtım. Karşımızda kimse yoktu. Şok olmuştuk. Kapı bir saniye önce gümbür gümbür yumruklanırken kapıyı açtığımızda karşımızda kimse yoktu. Birkaç saniye ayak sesi var mı diye dinledik. Hiçbir ses yoktu. Kafamı kapıdan çıkarıp sağ tarafa doğru uzattım. Bahçe kapısı kapalıydı. Kapıyı çalan her kimse hala bahçenin içinde olduğu kesindi. Hatice bu olana oldukça sinirlendi. Kapının yanındaki gaz lambasını yaktı. Gel benimle. Kim şu gerizekalı görelim dedi. Hatice'ye baktığımda gözlerinde korku değil, öfke görünce ben de cesaret aldım. Kol kola girip bahçeye çıktık. Bir süre etrafa bakındık ve kimsecikler yoktu. Gaz lambasını Hatice'den alıp bahçe kapısına yürüdüm. Bahçe kapısı içeriden kilitliydi. Kapıyı çalanların duvardan atlaması da imkansızdı. Hayretler içerisinde nasıl olur diye düşünmeye başladım. Hatice kolumdan tutup arka bahçedeki ahırın önüne kadar çekiştirdi beni. Ahırda çocukluk zamanında aldığımız ve kesmeye kıyamadığımız iki koyundan başka hayvan yoktu. Hatice girişte asılı orağı eline aldı. Kapıyı yavaşça araladı ve içeriye daldı. Ben de hemen arkasından içeriye girdim. Ahırın her yerine baktık. İçeride koyunlardan başka bir şey yoktu. Elimiz boş bir şekilde kapının önüne doğru geldik. Merdivenlerden yukarı çıkarken kapının önünde bir şey gördük. Biraz daha yaklaştığımızda bunun demirden eski, desensiz bir taş olduğunu fark ettik. Fakat evden çıkarken kapının önünde böyle bir taş yoktu. İçerisi tamamen boştu. Hatice sinirlenip taşı eline aldı ve bahçenin dışarısına fırlattı. Bana dönüp, uyku sersemi fark etmemiş olabiliriz. Kapıya da kedi falan vurmuştur. Hadi yatalım dedi. İçeri girip yataklarımıza yattık ve tekrar uykuya daldık. Biz uykuya daldıktan çok kısa bir süre sonra bir gürültü tekrar uyanmamıza neden oldu. Evden bebek ağlama sesi geliyordu. Hatice odamızdaki gaz lambasını tekrar yaktı. Bu sefer gözlerinde sinir değil, korku beliriyordu. Ben de korkuya kapılmış bir vaziyetteydim. Hatice ufak adımlarla tedirgin bir şekilde odadan çıktı. Ben de hemen arkasından çıktım. O sırada annem de sese uyanmış olacak ki odasından dışarıya çıkıyordu. Bize baktı. Şaşkın bir ifadeyle, "Kızlar, bu bebek sesi de ne?" dedi. Biz de bilmediğimizi söyledik. Ses evin içinden değil, kapının önünden geliyordu. Annem önden gidip kapıyı açtığında bebek sesi kesildi. Kapıda ne bir insan ne de bir bebek vardı. Ben o sırada tekrar kapının önünde aynı taşın durduğunu gördüm. Parmağımla Hatice'ye işaret ettim. İkimiz de donup kaldık. Annem, "Bu taş burada ne geziyor?" dedi ve alıp kenara koydu. Ardından kapıyı kapattı. Bize dönüp, "Benim odaya geçin, geliyorum." dedi. Şaşkınlık içinde annemin odasına geçip yatağa oturduk. Annem bir süre sonra elinde Kur'an-ı Kerim'le odaya girdi. Yanımıza oturup bir süre Kur'an okudu. "Hadi gidin yatın." dedi. Odaya geçti ve tekrar uykuya daldık. Annem Kur'an okuduktan sonra bir daha ses falan duymadık. Hep beraber öğlene kadar uyumuşuz. Kalkıp kahvaltı hazırladık. Sofraya oturduk. O sırada kapı çaldı. Kalkıp kapıya gittim. Kapıyı açtığımda karşımda Mahmut duruyordu. Ayakkabılarını çıkardı ve içeriye girdi. Ona da bir tabak çıkarıp sofraya koydu. Mahmut çayını yudumlayıp anneme döndü. "Yenge, bu sabah haber aldım. Bakkal Yakup'un hanımı Hatice'ye dün büyü yaptırmış. Onu da bizim işçilerden Ümit'in hanımına söylemiş. Dikkat edin, bu kadın size zarar verebilir." dedi. Annem sinirle sofradan kalktı. "Ben şimdi sorarım ona." dedi ve evden çıktı. Biz de arkasından gittik. Annem kadının kapısını yumruklamaya başladı. Bir süre sonra kapı açıldı. Kadın anneme baktı. "Ne var?" dedi. Annem bir anda kadının yakasından tuttu ve dışarıya atıp saldırmaya başladı. Kadın anneme vuruyor, annem de kadına. Biz de kavgayı ayırmaya çalışıyorduk. Fakat birbirlerine o kadar güçlü yapışmışlar ki
ayırmak neredeyse imkansızdı. Kavga böyle sürerken annem bir anda bayılıp yere düştü. Kadın o fırsattan istifade edip evine kaçtı. Annem ensesini taşa çarpmış, bayılmıştı. Mahmut hemen arabasını getirdi. Bindirip hastaneye gittik. Annemi odaya aldılar ve sabaha kadar annemizi orada bekledik. Ertesi gün oldu ve hala haber alamıyorduk. Öğle saatlerinde bir doktor koridora geldi. Döndü hanımın yakınları burada mı diye seslendi. Hemen doktorun yanına koşup yakınları olduğumuzu söyledik. Doktor, annemin omurilik soğanında büyük bir ezilme olduğunu ve artık yatalak olduğunu söyledi. Orada feryat figan ağladık, sızlandık ama ne fayda. Kadın artık hareket edemeyecek, konuşamayacak durumdaydı. Annemizi hastanede 3 gün daha yatırdılar ve ardından eve götürebilirsiniz dediler. Biz de umutsuz bir şekilde annemizi alıp eve döndük. Koskoca 6 kişilik ailede kala kala 2 kişi kalmıştı. 2 genç kız ve bir de arada eve uğrayan Mahmut. Ben bu yaşananlara az da olsa alışmıştım ve kendimi çabuk topluyordum ama Hatice kendini iyice salmıştı. Yemek yemiyor, eskisi kadar konuşmuyor, gülmüyor, odadan dışarıya çıkmıyordu. Bir gün yine mutfakta tek başıma oturuyordum. Kapı çaldı. Mahmut gelmişti. İçeri buyur ettim. Mutfağa geçtik. Mahmut, Hatice nasıl oldu? Düzeldi mi diye sordu. Ben de hala durumunun aynı olduğunu söyledim. Mahmut başını öne eğdi ve derin bir iç çekti. Hatice ile evleneceğim dedi. Bu lafını hiç beklemiyordum. Şaşkınlık içinde, saçmalama Mahmut. O senin kardeşin sayılır. Biz seninle çocukluktan beri beraber büyüdük dedim. Mahmut kafasını kaldırdı. Başka çaremiz yok. Kız orada çürürken böyle bekleyemem. Düğüne gerek yok. Nikah kıysak yeter. Ben onu düzeltirim. İlgilenirim dedi. Biraz sert çıkışarak babamla görüşmesini ve böyle bir şeye kendi başına karar veremeyeceğini söyledim. Mahmut da babamla konuştuğunu, babamın bu duruma onay verdiğini söyledi. Babam izin verdiği için ben de sesimi çıkarmadım. Hatice'ye söylerim dedim. Mahmut'u gönderdim ve durumu Hatice'ye anlattım. Hatice kafasını kaldırdı. Öfkeyle, bana kimse sordu mu bunu? Evlenmiyorum kimseyle diye bağırdı. Kolumdan tutup odadan attı. Hatice'nin yaptıklarına anlam veremiyordum ama bir yandan da kendini tüm olanlardan sorumlu tuttuğunu düşünüyordum. Akşam saati geldi çattı. Uyumak için odaya gittim. Fakat kapı kilitliydi. Kapıya ağzımı dayayıp, Hatice kapıyı açar mısın? Yatacağım artık dedim. Hatice bugün salonda yat. Yalnız kalmak istiyorum dedi. İlk defa tek başıma yatacağım için korkuyordum. Salona geçtim ve koltuğa uzandım. Gece saatlerinde yine bir gürültü. Uykumun en tatlı yerini bıçak gibi kesti. Ağlama, inleme sesleri geliyordu. Bu seferki sesler dışarıdan değil, evin içinden geliyordu. Ben de gaz lambası Hatice'nin odasında, diğeri ise dış kapının önünde olduğu için karanlıktan kalkmaya korktum. Yataktan çıkmayı düşünmüyorken bir anda annemin yere düşebileceği aklıma geldi. Hemen yataktan fırlayıp annemin odasına koştum. Annem uyuyordu ve ses Hatice'nin odasından geliyordu. Karanlıkta oraya gitmek istemiyordum ama korkak ve ürkek adımlarla Hatice'nin odasının önüne geldim. Hatice'nin odasından ağlama değil, inleme sesleri geliyordu. Kapıyı iki kere tıklattım. Hatice yanıt vermedi. İki kere daha tıklattım. İnleme sesi kesildi. Hatice uykulu bir sesle, ''Ben sana git, bugün burada yatma demedim. Beni bir daha rahatsız etme.'' dedi. Cevap vermedim ve tekrar salondaki koltuğa uzandım. Uyumaya çalışıyordum ama gözüme uyku girmiyordu. Uykuya dalmaya çalışırken mutfaktan tıkırtı sesleri geldiğini duydum. Korktum. Üzerimdeki pikeyi yüzüme kadar çektim. Hemen ardından mutfaktaki tabağın yere düşüp kırıldığını duydum. Pikenin altında korkudan titriyordum. Aradan birkaç dakika geçti ve bu sefer bıçağın mutfak mermerine sürtünme sesini duydum. Hiç ses çıkarmıyor ve kımıldamıyordum. Birkaç saniye bıçak sürtünme sesini duydum ve ardından hem o ses hem de Hatice'nin inleme sesi kesildi. Bu sessizlikten sonra kendi kendime acaba sesler mutfaktan değil Hatice'nin odasından mı geliyor diye düşündüm. Biraz cesarete geldim
ve yüzümdeki pikeyi yavaşça biraz aşağıya indirdim. Tavanda bir karartı vardı. 7-8 yaşlarında erkek çocuk silüetine benzer bir karartı vardı. Korkup tekrar pikeyi yüzüme çektim. O an uykuya dalmak için dualar ediyordum. Sabah hava aydınlanana kadar o şekilde pikenin altında bekledim. Pencereden vuran güneşin ışıklarından cesaret alıp pikeyi indirdim. Etrafta hiçbir şey yoktu. Ayağa kalktım. Perdeyi açarak içeriye daha fazla ışık girmesini sağladım. Daha sonra öfkeyle Hatice'nin kapısına dayandım. Aç kapıyı diye bağırarak kapıyı yumruklamaya başladım. Hatice kapıyı yavaşça açtı. Tam Hatice'ye saldıracaktım ki Hatice gözyaşları içerisinde bana sarıldı. Bir anda öfkem geçmişti. Hatice yüzüme baktı. Tüm olanlar ikimizi de yıprattı. Zor zamanlar geçirdiğimiz için böyle çöktüm. Bana izin ver. Bir süre odada tek başıma kalayım dedi. Onu o halde görünce üzüldüm. Elinden tuttum. Bırak şimdi şunları. Açlıktan öleceksin. Gel sana kahvaltı hazırlayayım dedim. Hatice, sağ ol. Ben gece kalkıp tıka basa yedim dedi. O anda biraz duraksadım. Dün gece Hatice'nin odadan çıktığını fark etmedim. Ama meğer o sesleri Hatice çıkarmış diye düşündüm. Peki neden ışıkta çıkmadın dedim. Hatice şaşkınlık ifadesiyle senin uyuduğunu düşündüm. Rahatsız olma diye açmadım dedi. İçime büyük bir ferahlama gelmişti. Dünkü sesleri Hatice çıkarmış ve o gördüğüm karaltı son zamanlarda yaşadığım zorluklardan dolayı psikolojik olarak gördüm diye düşündüm. Bu olayın ardından geçen günler boyunca buna benzer korkunç şeyler duyuyordum. Geceler bana zindan olmuştu. Gündüzleri uyuyor, geceleri ise seslerden dolayı uyuyamıyordum. Felçli annemi ise sadece sabah ve akşam bakıyordum. Annem yatalak, ablam kafayı sıyırmış. Ben ise çok kötü durumdaydım. Günler çaresiz, korku dolu ve acılar içinde geçiyordu. Artık kafayı yemek üzereydim. Hatice benimle konuşmuyor. Annem ise zaten bakamıyorum. Bir gün kafama dank etti. Evden çıktım ve köyde Mahmut'u aramaya koyuldum. Bir süre sonra köy meydanında karşılaştık. Mahmut'a bugün mutlaka bize gelmesini söyledim. Mahmut yarım saate geleceğini söyledi. Hızla eve geçtim. Evi hızlıca temizledim, duş aldım ve en güzel kıyafetlerimi giydim. Bir saat sonra kapı çaldı. Mahmut gelmişti. Beni her zaman gördüğünden farklı görünce biraz şaşırdı ama çaktırmamaya çalıştı. Mahmut'u içeriye buyur et. Mutfaktan çay alıp salona geçti. Mahmut, ne oldu hayırdır dedi. Ben de onun aklını almak için. Hani babam Hatice ile evlenmeni söylemişti. Hatice kabul etmedi. Benle evlen dedim. Mahmut şaşırdı ve biraz duraksadı. Olmaz kızım. Saçmalama lütfen. Senle ben olamayız. Hem sen benden yaşça küçüksün. Hem de baban onu Hatice için söyledi dedi. Mahmut'la ablam hayatta evlenemezdi. O yüzden ben kendimi ortaya atıyordum. Eğer evlenirsek evde bir ses olur. Omzumdaki yük, gece çektiğim korkular bir nebze olsun iner diye düşünmüştüm. Mahmut'tan başka çarem yoktu. Oturduğum koltuktan kalktım ve Mahmut'un yanına oturdum. Eteğimi dizime kadar sıyırıp bacak bacak üstüne attım. Arkama yaslandım ve Mahmut'un gözlerine imalı imalı bakmaya başladım. Mahmut'u istediğim noktaya getirmiştim. Kendi kendime de bir yanda bu iş oldu derken bir yandan da yaptıklarımdan utanıyordum. Mahmut dayanamadı, üzerime atladı. Acılar içinde çırpınırken ayak sesi duyuldu ve hemen ardından odaya Hatice girdi. Mahmut üzerimdeydi ve çıplaktı. Hatice sinirli bir şekilde ''Ne yapıyorsunuz siz burada? Reziller!'' diye bağırdı. Mahmut üzerimden kalkıp ''Yemin ederim kardeşin yüzünden oldu.'' dedi. Ben de ona kalmıştım. Yapabildiğim tek şey olduğum yerde ellerimle mahrem yerlerimi kapatmak oldu. Utancımdan cevap bile veremiyordum. Hatice sinirli bir şekilde üzerime yürüdü ve saçımdan tuttu. ''Sen utanmıyor musun lan kocamı ayartmaya, şerefsiz?'' dedi. Ablam saçımı çekerken utancımdan cevap veremiyor, yerdeki eteğimi alıp altımı örtmeye çalışıyordum. Hatice suratıma sert bir tokat attı ve yere düştüm. Bir çırpıda eteğimi alıp hemen giydim. Hatice üzerime çıktı, bana vurmaya başladı. Hatice'ye bir yandan yapmaması için yalvarıyor, bir yandan da sen onunla evli falan değilsin diyordum. En sonunda ağzım burnum kan içindeyken
Mahmut Hatice'yi tutup üzerimden aldı. Gel karıcı, bu ona yeter deyip odasına götürdü. Ben karı koca muhabbetine anlam veremezken yediğim dayağın etkisiyle bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordum. Kendimi güç bela banyoya attım. Elimi yüzümü yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktım. Gördüğüm şey karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Hatice saçlarımı koparmış, yüzümü darmadağın etmişti. Korkunç gözüküyordum. Ağlayarak annemin yanına yattım. Kadının gözünden yaşlar süzülüyordu. Sarıldım ve yanında uyuyakaldım. Akşam saat 11 sularında uykum kaçmıştı. Olduğum yerden doğruldum. Anneme gün içinde hiç yemek vermediğim aklıma geldi. Kadına bir şeyler hazırlamak için yataktan kalktım. Fakat gaz lambası Hatice'nin odasındaydı. Odanın önüne geldim. Belki kilitlemeyi unutmuştur düşüncesiyle kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kilitliydi. O sırada arkamdan Hatice'nin sesi geldi. Arkamı döndüm ve yavaşça Hatice'ye seslendim. Hatice, banyodan bana ağlamaklı bir sesle "Lütfen yardım et," dedi. Korkmuş ve Hatice için endişelenmiştim. Mahmut'un evden çıkmadığı ve ona zarar verebileceği aklıma gelince hemen banyoya koştum. Hatice duş aldığımız yere oturmuştu. Karanlıkta ne yaptığı gözükmüyordu. "Yardım et bana," diye seslendi. Ben de ona "Korkma, ben senin yanındayım," dedim. Hatice'ye doğru yaklaşıp elimi yavaşça uzattım. "Hadi Hatice, elimi tut," dedim. Yavaşça elini bana uzattı ve bir anda kolumdan sertçe tutup kendine çekti. Bir anda yüz yüze gelmiştik. Suratı korkunç vaziyetteydi. Tek gözü yoktu ve bana gülüyordu. Bir eliyle sertçe kolumdan tutarken bir yandan da öteki elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çığlık ata ata kendimi salona attım. Gözyaşları içerisinde annemin odasına gittim. Kapıyı hızlıca kapatıp arkasına yaslandım. Bir süre hiç ses duymayınca yönümü anneme doğru çevirdim. Tekrar çığlık attım. Çünkü yatalak annem yavaşça yatağından kalkıyordu. Korktum ve aklıma dış kapının önündeki eski gaz lambası geldi. Kapıyı açıp odadan çıktım. Dış kapıya doğru koşarken bir anda tak tak diye sesler gelmeye başladı. O ses dış kapıdan geliyordu. Kaçacak yerim kalmamış, evin içinde panik, korku ve gözyaşlarıyla kaçıyordum. Fakat tüm çıkış yollarım kapalıydı. Korku ve panik içinde çığlık çığlığa ortada kala kalmıştım. Bir anda abilerimin odası aklıma geldi. Hemen koşup odaya girdim ve kapıyı kapattım. Kapının önüne oturup dizlerimi yüzüme çektim ve sessizce ağlamaya başladım. Çaresizce "Ben şimdi ne yapacağım?" diyordum. Bir süre sonra tüm gürültüler kesildi. Tekrar bir şey olur diye sessiz sessiz bekliyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Hatice'nin sesi geliyordu. Mırıldanarak yürüyordu. Hem mırıldanışını hem de ayak seslerini duyuyordum. Fakat Hatice bu odada değil, uzaktaydı. Sesi uzaktan yavaş yavaş yakına geliyordu. Anladım ki bana doğru geliyordu. Salonun kapısının açıldığını duydum. Daha sonra benim olduğum odanın önüne geldi ve durdu. Mırıldanmayı kesti. Dışarıdan bana sanki hiçbir şey olmamış gibi seslendi. "Ablacığım, kapıyı açar mısın?" Hiçbir cevap vermedim. "Seninle konuşmam gerek," dedi. Yine ses çıkarmadım. Daha sonra elindeki bıçağı duvara doğru sürterek "Annemizi bu işkenceden kurtaracağım. Bu halde yaşamaktansa ölmesi daha iyi," dedi. Yavaş yavaş annemin odasına doğru gitti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olanlara aklım ermiyor. Bir yandan da anneme zarar vermesinden korkuyordum. O an aklıma kadının son günlerde çektiği çileler, bakımsız, aç ve susuz halde kalması aklıma geldi. Cesaretimi topladım. Annem için ayağa kalkıp hızlıca odadan fırladım. Annemin odasına doğru koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye daldığımda odada sadece annemin olduğunu ve uyuduğunu gördüm. Derin bir oh çektim. O anda arkamdaki kapı sert bir biçimde kapandı. Panikle arkamı döndüğümde Hatice'yi kapının arkasında gördüm. Bir anda bağırarak üzerime atladı. Ben yere düştüm. O sırada yere kafamı vurmamla bayılmışım. Sabah bayıldığım yerde uyandım. Şaşkınlık içinde etrafıma bakındım. Annem uyanmış, havaya bakıyor ve inliyordu. Ayağa kalktım.
Önce banyoya gittim. Hiçbir kan lekesi yoktu. Kendimi biraz toplayıp mutfağa gidip anneme yemek hazırladım. Güzelce kadının karnını doyurdum. Yatağını ve altını temizledim. Daha sonra Hatice'nin odasının kapısının açıldığını duydum. İlk başta korktum ama gündüz olduğu için gece kadar zorluk çekmiyordum. Biraz sonra da Hatice odaya girdi. Hemen kalktım. Abla, benimle bahçeye gelir misin? Biraz hava alırız, konuşuruz. Seni çok özledim dedim. Ablam gülümsedi ve kafasını salladı. Beraber bahçeye çıktık. Ellerinden tuttum. Yeter artık, kendine gel. Çok zor günler geçiriyorum. Kabuslar, hayaller görüyorum. Yalnız başıma kaldım. Biliyorum, Mahmut olayından dolayı bana çok kızgınsın ama ben yalnız kaldığım için onu eve çağırdım. Başımızda biri olsun diye onunla evlenmek istedim. Sen bana o benim kocam diyerek saldırdın. O senin kocan değil, sen onu reddettin dedim. Hatice yüzünü biraz astı. Ablam, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun ama benim seni o odaya almam doğru olmaz dedi. Şaşırdım. Neden? Yıllarca aynı odada kaldık ve şimdi beni neden almıyorsun dedim. Sen evli olsan, kocanla yattığın odaya beni alır mısın dedi. Sinirlendim ve ablama onun evli olmadığını anlatmaya çalıştım. Ablam en son sinirlenerek, yeter ben mutfağa gidiyorum, kahvaltı yapmam lazım, hamileyim dedi. Ardından içeri girdi. Ben de arkasından içeri girdim. Hatice mutfağa karnına tuta tuta gidiyordu. Fırsat bu fırsat diyerek odasına gizlice girdim. Karşımda gördüklerim beni şok etti. Duvarlarda, tavanlarda tırnak izleri vardı. Yerde tuhaf yazılar vardı. Daha önce böyle yazılar görmemiştim. Daha yakından görmek için yere çömeldiğim sırada kafama sert bir cisimle vuruldu ve yere serildim. Bayılmamıştım. Gözlerim kararmış. Başım dönüyordu. Kafamı tutarak kendimi güç bela sırt üstü yatırdım. Tepemde Hatice dikiliyor, bana bakıyordu. Konuşmadan ayağımdan tutup salona kadar sürükledi ve öylece bıraktı. Ardından yavaşça yürüyüp odasına gitti. Bir süre yerden kalkmadım. Yerde bir sağa bir sola doğru kafamı tutarak kıvranıyordum. Dışarıdan ezan sesi duydum. Akşam ezanı okunuyordu. Bir süre dinledim ve aklıma havanın karardığı geldi. Zor da olsa ayağa kalktım. Başım çok fena dönüyordu. Dış kapıyı açtım. Dışarıdaki gaz lambasını almak için ayağımı eşikten dışarıya attığımda ayağıma bir şey takıldı. Yerde yine o taş vardı ve ayağımla devirmiştim. İçinde küflenmiş sulu ekmekler vardı ve yere dökülmüştü. Hızlıca ekmekleri içine doldurup taşla beraber dışarı fırlattım. Gaz lambasını aldım. İçeriye girdim. Annemin yanına yattım ve kendi kendime acaba bu gece yine ne çile çekeceğim diye düşündüm. Akşam 11'e kadar uyuyakalmışım. Uykumu yine gece vakti çalınan kapı sesi bozdu. Gözlerimi açtım. Bu sefer dış kapı değil, bahçe kapısı çalınıyordu. Gaz lambasını yaktım. Korkarak evin dış kapısını açtım. Ardından bahçe kapısının önüne geldim. Kimsiniz diye seslendim. Bir kadın sesi telaşla, kızım ben bakkal Yakup'un karısı. Hemen kapıyı aç dedi. Kapıyı yavaşça açıp ne var bu saatte, ne istiyorsun diye azarladım. Kadın ellerini birleştirip kızım Mahmut Hatice'yi kaçırdı. Çaya doğru kızı sürükleyerek götürüyor dedi. Kadının söylediklerine inanmadım. Beklemesini söyledim ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hatice'nin odasına doğru ilerledim. Kapı açıktı. İçeride Hatice yoktu. Diğer odalara tek tek baktım. Koşarak kadının yanına tekrar geldim. Neredeler? Nereye götürdü ablamı diye telaşla sordum. Kadın, çaya giden yoldan gittiler. Kızı sürüklüyordu dedi. Kapıyı kapattım. Doğru çay yoluna koşmaya başladım. Oraya tek bir yol gidiyordu. Eğer ablamı sürükleyerek götürüyorsa ben koşarak onlara yetişirim diye düşündüm. Yoldan bir sopa aldım. Nefes nefese koşmaya başladım. 15 dakika kadar sonra dereye giden yolun sonuna geldim. Nerede olduklarını görmek için etrafa göz gezdirdim. Hemen ileride çayın yanında eski tarihi yıkılmış bir kale vardı. Onun tepesinde ufak ışıklar gördüm. Hemen oraya doğru koşmaya başladım. Kalenin merdivenlerine geldiğimde yavaşladım. Sessizce yukarıya doğru çıkmaya başladım. Bir süre sonra merdivenlerin bitişinden 10 metre ileride
Hatice'yi yerde yatıyor halde gördüm. Etrafında mumlar yanıyordu. Mahmut'un arkası dönük, çantasından bir şeyler çıkartıyordu. Hemen üzerine koştum. Elimdeki odunla 3-4 defa Mahmut'un kafasına sertçe vurdum. Mahmut kafasını tutarak yere serildi ve sızlanmaya başladı. Hemen Hatice'nin elindeki ipi açtım. Etraftaki mumları tekmeleyerek devirdim. Mahmut'un sırt çantasını uçurumdan atmak için elime aldım. Mahmut ayağa kalkmaya çalışarak "Dur, yapma!" diye bağırdı. Onu dinlemedim ve çantayı dereye doğru fırlattım. O sırada Hatice çoktan ayağa kalkmış ve karnını tutarak kalenin merdivenlerinden inmeye çalışıyordu. Mahmut zor bela ayağa kalkıp Hatice'yi yakalamak istedi. Ben hemen Mahmut'un üzerine atlayıp gitmesine engel oldum. Mahmut bir süre elimden kurtulmaya çalışsa da kurtulamadı. Daha sonra Mahmut beni dövmeye başladı. Hem de öldüresiye dövüyordu. Canım çok yanıyor ve karşı koyamıyordum. Bir süre sonra kendimden geçtim. Artık tam bittim tükendim derken biri gelip Mahmut'un kafasına çok fena vurdu. Mahmut bir anda yanıma serildi. Karşımda Bakkal Yakup'un karısı dikiliyordu. Elimden tutup beni oturttu. Elinde demir bir sopa vardı. Mahmut'un üzerine yürüyerek "Her şey senin yüzünden oldu. Ne yaptığını biliyorum," dedi. Mahmut sürüne sürüne uçurumun kenarına gitti ve aşağıya doğru kendini attı. Yaşlı kadın yanıma oturdu ve elimi tuttu. Ben güç bela bir şekilde "Neyi biliyorsun?" dedim. "Eve gidelim. Her şeyi anlatacağım," dedi. Beni bir süre dinlendirdikten sonra ayağa kaldırdı. Kadının evine vardık. Beni yatağa yatırdı ve yaralarımı bir bezle silmeye başladı. Ben "Anlat," dedim. Kadın iç çekerek "Bak kızım, sizinle yaşadığımız kavgadan sonra sinirlendim. Tüm olaylar için Hatice'yi suçladım. Öcümü almak için Hatice'ye büyü yaptırmaya karar verdim. Büyücü bir kadın vardı. Ona gittim. Durumu anlatıp büyü yaptırmak istediğimi söyledim. O da bana Mahmut diye biri geldi. O kıza zaten büyü yaptırdı," dedi. Ben de bunu duyunca büyüden vazgeçtim. Olayın aslını araştırdım. Bu Mahmut denen uşağınız sizin mallarınıza göz dikmiş. İsteme olduktan sonraki gün Hatice tecavüze uğradığında oğlum dükkanda babasıyla çalışıyordu. O sıra Mahmut Hatice'yi bayıltıp tecavüz edip suçu bizim oğlana attı. Sizinkiler anlamadan dinlemeden gelip kocamı ve oğlumu öldürdü. Bu sayede Mahmut babanı ve abilerini hapse attırdı. Geriye annen ve siz kaldınız. Seni zayıf halkı olarak gördük. Ablanla da evlenmeyi düşündüğü için annene de büyü yaptırdı. Hatice evlenmeyince kızı cinlerden hamile bıraktırıp insanlara bebeğin babası benim diyerek düğün yaptıracaktı. Geriye sen kaldın. O kadına tekrar gidip seni de delirtmek için cinleri musallat etti. Bu sayede tüm mallarınıza konacaktı," dedi. Duyduklarım bana şok üstüne şok yaşatıyordu. "Peki madem öyle, neden Hatice'yi daha kaçırdı?" dedim. "Kadın, anlamıyor musun? Hatice cinlerden hamile kaldı. O çocuğu cinlere verecekti. Bu ayini dağda yapacaktı. Hatice'nin doğumu geldiği için gitmişlerdir ama amacına ulaşamadılar," dedi. Sabah ezanı okundu. Hatice'yi aramak için tekrar oraya gitti. Hatice etrafta yoktu. Dağları, tepeleri, mağaraları tek tek gezdim ama ablamı bulamadım. Köylüye haber verdim. Hep beraber aramaya koyulduk ama yine bulamadık. Aramalar sırasında annemin ölüm haberini de alınca ben kafayı sıyırmıştım. Bu olayların travmasını atlatamadım. Uzun bir süre tek başıma kaldım. Daha sonra köyümüzden birisiyle evlendim. Ablamı aramayı hiç bırakmadım ama asla onu bulamadım.